Merhaba arkadaşlar, şimdi size Sport Touring bir kask tanıtacağım. Bu Arai'nin QV Pro'su. Arai QV Pro 2015 yılında Japon tarihinin, yani Japon markası, bu markanın tarihinin en iyi kasklarından, en iyi tasarım kasklarından bir tanesi seçilmiş. Gerçekten çok üstün, çok güzel bir kask. Bir güneş vizörü var, görüyorsunuz. Güneş vizörü zaten ön vizöre dahil edilmiş. Gerçekten çok farklı bir vizör yapısı. Bu tarz vizör yapısı diğer kasklarda bulunmuyor. Bu gerçekten hani Arai'nin RX-7 daha önceden en çok satan kasklarından bir tanesiydi. Fakat bu onun yerini aldı. Vizörü gerçekten özel. Bu pedi içinden çıkıyor. Şurada bir kilit mekanizması var. Güneş vizörü. Şuradan kilit mekanizması şuradan açılıyor. Yan tarafındaki kilit mekanizmasını umarım net olarak görüyorsunuzdur. Burun pedine sahip, çene pedine sahip. Çene pedi de gerçekten büyük. Double D bağlantısı var. Double D bağlantının hemen altında çenenizi yırtmasını engellemek için bir tane daha ince bir pede sahip. Tümünü isterseniz çıkartıp yıkayabilirsiniz. İç teknolojisi gerçekten çok iyi yapılmış, delikli bir yapıya sahip, terletmeyecek ve koku yapmayacak şekilde, anti alerjik şekilde üretilmiş. Üst hava kanallarına bakalım şimdi. Ayrıca camının üstünde de hava kanalları var. Buradan da zaten bunun farklı özelliklerinin olduğunu anlayabilirsiniz. Camının üstünden başlayan hani buğulanmasını engelleyebilecek bir hava kanal yapısına sahip olduğu için de gerçekten hani yazın kışın rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kask. Yan tarafında şuralarında üstünde elle idare edilebilir. Ayrı ayrı elle idare edilebilir. Hava kanalları var. Arka tarafında kaskla tam bütünleşik değil. Fakat üstüne bir ek olarak koyulmuş bir tane spoiler'a ve altında hava kanallarına sahip. Onları da şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafında 5 tane hava çıkış kanalına sahip. 2 tanesi aşağıda ve 3 tanesi de yukarıda olmak üzere. Ayrıca 2 tane de burada. Hani şöyle sayabilirsiniz. 2 tane aşağıda, 2 tane burada, 2 tane de burada. Hatta önünde de bir tane daha hava kanalı var. Bu hava kanalını açtığınız zaman, şunu açarak göstereyim daha doğrusu. Şuradaki pinden yukarıya doğru itiyorsunuz. Buradaki hava kanalı açık olursa buraya hava sirkülasyonu çok fazla olacağı için kolaylıkla herhangi bir buğu yapma durumunda karşılaşacağını zannetmiyorum. Ayrıca hani alnınızın üstünde de, yani kaskın tam alın yerine gelecek kısmında da ayrıca hava kanallarına sahip. Diğer özellikleri ise ECE 2205 sertifikasına sahip olması. 1620 gram ağırlığında bir kask. Şöyle de tekrar çevirelim. İçindeki dediğim gibi bütün pedleri çıkartıp yıkayabilirsiniz. Kilit mekanizmasına sahip. Kilit mekanizması sizin sarsıntıda bir anda açılmasını engelleyecektir. Hemen alt tarafını göstereyim. En son, yani boynunuza gelecek kısımda da bir tane havalandırma kanalı var. Çok iyi bir ped mekanizmasına sahip. Dediğim gibi alt çene pedi var ve Double D bağlantısıyla gerçekten üstün bir kask. Bunu internet sitemizden alabilirsiniz. Gelip mağazamızdan da oradan alabilirsiniz. Biz İstanbul Bostancı Karakartal Sokak'tayız. YouTube kanalımıza abone olun, üye olun. Her gün bir video paylaşıyoruz. Bir de şunları ekleyeyim. %5 peşin ve havale indirimimiz var. 200 lira üstü tüm Türkiye'ye kargo yapıyoruz. İade ve değişim hakkınız 14 gün için geçerlidir. Hepinize iyi sürüşler.